Vaktus hello olsun sayın seyircilerimiz. Türk Mülü'nü kanalına herkese hello vaxtlar diyarıq. Çarçuk saatiyle programına hoş geldiniz. Sayın seyircilerimiz, bugünkü programda yine seçim konusuna bağlıq. Onun yanında çarçukta olan hizmetleri bir de hizmetin tavucuğunu ne şekildedir ve hara tavucu edir ve ne yapmağa çalışır ki bu doların fiyatı kalkmaqda ve bazarın insi vatandaşın bütün hayatına təsir etdi. Sayın seyircilerimiz, programımıza başlamadan önce bir təqrimiz var, onu izleyip tekrardan birlikte olduk. Irak'taki soruşturma ve Adalet Komisyonu önümüzdeki 10 Ekim'de yapılması beklenen erken genel seçimlere 226 yeni adayın dahil edilmemesine karar verdi. Geçtiğimiz iki hafta içinde yolsuzluk suçlamasıyla suçlanan düzinelerce adayın sabıka kaydının yer aldığı iki önceki ihraç listesi yayınlandığından bu ihraç türünün üçüncüsü, yerel basında soruşturma ve Adalet Komisyonu'nun kapatılan Bağımsız Partisi üyeleri ve liderleri hakkında siyasi çalışmayı yasaklayan soruşturma ve adalet yasasının prosedürlerine göre 226 adayın dahil edildiğini bildiren bir mektubu seçim komisyonu Komisyonuna ilettiği ve 2003'ten önceki yönetim döneminde seçimlere aday olmakta dahil olmak üzere önemli görevlerde bulunan kişiler. Dışlanan en önemli isimler arasında bir yıl önceki Irak'ın güneyindeki hapishanesinde ölen eski Irak Savunma Bakanı General Sultan Haşim, Ahmet'in oğlu Halit Sultan Haşim var. Soruşturma ve Adalet bunu şu sözlerle yorumladı. Komisyon eski rejimin en sadık üyelerinden biri olduğu ve merhum hüküm giymiş babası Sultan Haşim Ahmet olduğu için onu prosedürlere dahil etmeye karar verdi dedi. Savunma Bakanlığı 2017 yılında çıkarılan Bağımsız Partisi'nin sembolleri için taşınır ve taşınmaz mallara el konulmasına ilişkin kanun kapsamındadır. Bu arada Irak Seçim Komisyonu'ndan bir üye, komisyonda yer alan çerçevelerin partilere ve ittifaklara hariç tutulan isimleri değiştirmeleri için sınırlı bir süre için fırsat tanımak olduğunu belirterek, bu prosedürlerin önceki seçimlerde de takip edildiğini vurguladı ve halen yürürlüktedir. Seçim Komisyonu'nun seçimleri hazırlama ve yürütme görevini üstlenen bu yürütme organı olduğunda ve herhangi bir adayın ihraç edilmesiyle ilgili olmadığını işaret ederek, seçim dışı bırakma işlemlerinin soruşturma ve adalette dahil olmak üzere diğer partilere emanet edildiğini işaret etti. Adalet Komisyonu, komisyonun yaklaşan seçimleri için tüm hazırlıkları tamamlamak için birden fazla yolu üzerinde çalıştığını vurgulayarak, izleme ve seçim güvenliğini sağlamak için hükümetle temasların devam ettiğini vurguladı. Temsilciler seçimlerin yapılmasına sadece 4 ay kala, seçimler için gerekli tüm koşulların yaratılması gerektiğini vurguladılar. Sayın seyircilerimiz, programımıza tekrar hoş geldiniz. Bugünkü bu konulara ele almak için bugünkü misafirimiz parlamento üyesi, Irak Düşman Cephesi'nden parlamento üyesi ve insan hakları üyesi Üstad Erşad Salih Beyler. Hoş geldiniz programımıza. Teşekkür ederim. Erşad Bey, birinci başlayalım seçim konusundan. Tabii Irak'ta, ülkemizde bütün siyasi kütleler olsun, partiler olsun bu dönemde seçimle çalışır, seçimle ilgili çalışırlar ve bazı yeni kararlar çıxarıb, ictimai təqrimimizdə 226 tane istibad olundu intixabatdan, İctimai Bəd Müsahili ve Adalet heyətindən. Peki necə dəyərləndirirsiniz? İlk öncə bu istibadı, 226 kişiyi istibad etdilər. Bu seçimin nə qədər iyidir o ya da nə qədər etkilər? Təşəkkür edirəm hər şeydən öncə bütün Türkmen televizyonunu takip edənlərə, bütün Türkmen bölgələrində bütün bu haritanın üzerinde ve yurt dışında bütün Türkmen milletine herkese saygı, hürmetim ve selamet dilerim. Aynı zamanda koronavirüs konusunda geçen sene bugünkümün bir Irak Türkmen Cephesi'nde koronavirüsle ilgili bir kriz masası kurduk. O masanın da bir yıl geçti. Çalışmalarına, o çalışmayı yapanlara da ve destek verenlere de içeriden ve dıştan herkese onlara da bir teşekkür etmekteyim.
Seçimlerle ilgili olan, tabii seçimler siyasi operasyonların içinde, yani ameliye siyasiyenin içinde en önemli bir adımdı. Çünkü seçimler hükümetlerin kurulmasını ve hükümetlerin ne olduğunu ortaya koyar. Gelen dönem ne olacaktı? Bu arada bu ma'rekeye giren, bu savaşa giren muhtelif taraflardan harp ilan olabilir üzerine. Eğer siyasi bir hizb olsun, eğer bir hizbin adayı olsun, muhtelif tevcühatlar birbirinden çatışırlar. Bu tevcühatların çatışması neticesinde güclü taraf kim ise iradesini farz edip ona göre bir manzuma çıkacaktı. Şimdi bu siyasi çatışmalar, partilerin birbirinden siyasi çatışmaları neticesinde yeni bir yasa istihdas edildi. O da bu kanun dar bölge sistemi. Bu dar bölge sistemi tabii Irak'taki devletlerde el vermez. Neden? Çünkü muhtelif mukavvinetlerden oluşan bir toplumdur. Peki parlamento o dönemde ne şekilde kanaat geldi ki bu yasa? Kanaat yok idi. Siyasi, iki siyasi irade var idi. Ki çoğunluğu teşkil ederler. Baskıdan, oy çoğunluğundan her şeyi yerdiler. Yani orada bir Sünni-Şia ittifakı var idi. Sünnilerin içinde kim istifade eder bundan? Şia'nın içinde kim istifade eder bundan? Onların iradesinin neticesinde bu farz edildi. Onun için artı Umum Müttehida'nın da bir kararı var idi. Umum Müttehida'nın düşündüğü neydi bu kanundan? Niçin bu kanunu getirdiler? Bu kanunu tabii Umum Müttehida verdi şeye. Önerisiydi. Onların önerisiydi. Bunlar bakırlar her seçimde bir dene geliri Cami'el Asvat'tı. Oy topları. Bu oy toplayan girir seçime yakın 200 bin oy alır. Bel. 200 bin oy alanda özüyden beraber 10 milletvekilini çıkardır. 10 tane çıkardır. Bu 10 tane ne olur? Sanki mütehakkim olur artık o kaidin kitlesi olur. O sesi özü kazanmayıptı. O kazanır özünü. Şimdi burada bunlar ne düşündüler? Dediler belki bu kanunu çıkartsalar bu Cami'el Asvat olan kaidleri ki oy toplular, onları atsalar bir tarafa yeni tarafler çıkarlar. Ama bu yanlış idi. Çok yanlış bir karar. Ne konusunda yanlıştı? Bu nereden? Irak mütenevvi bir memleketti. Ben. Yani diyelim. Örnek vermeyeyim hele öz bölgemizi. Basra. Basra'da diyelim Sünni var, Şia var. Ben. Peki Sünni haradaydı Basra'da? Basra'da Sünni iki bölgedeydi. Ebul Hasib'daydı, Zübeyir'deydi. İyiydi. Orada olan Sünni Arap, özüyle beraber kaşarında bir Şia Arap var. Peki, bunlar bir aşiret var. O aşiretin yarısı Sünni, yarısı Şia. Ama aynı aşirettiler. Ben. Burada ne olur? Sen aşairiyen bunu ikiye böldü. O aşair sistemi bilmez kime versin. Aşiret büyüğünün birisi Şia'ydı, birisi Sünni'di. Sen burada böldü özünü ikiye. Aşairiyen böldü özünü. Bir. İkinci. Alırsan bu bölgeni, o bölgede eglebiye diyeğin Şia'dı. Şia'nın nüfuzu orada çok olduğu zaman o Sünni orada akliye olur. Ne olur? Nüfuz Şia sayıtara eder nüfuz Sünni üzerine. Bilakis bu da her de bazı yerlerde aksi olur. Bazı yerde Sünni eglebiye olur Şia üzerine. Salahaddin Taşi bir yerde, Tikrit Taşi bir yerde. Mesela eglebiye Sünni'dü. Ama Şia mantıkaları da var. Beled, Dicil var içinde diyeğin. Duz, Amirli. Burada da ne olur? O eglebiye Sünni'ye burada bizim hakkımızı yer. Bazı yerlerimizde. Duz'da, Amirli'de hakkımız yenilir bizim burada. Onun için burada ne etti? İhtizal etti savutu bir aşiret ortasında, bir dar bölgede. Bu yanlıştı. Biz bu kadar... Yani bizim yapılanlarımıza uymaz. Yani bizim teşkil denevimize uymuyor. Uymaz. Onu uydurmak için özellikle bizim bölgelerimizde manatık mütenaze aleyhide daha biz zararlı çıkarak için. Mesela Diyale'de Türkmenler dağılıblar Kızrabat, Şahraban, Celevle, Saadiye, Karatepe, Beledruz, Mendali, ne bileyim Halıs.
Bu yerlerde hapisinden dağılırlar. Şehir merkezi, Bakuman'ın içi. İyiydi, sen gelirsen bir mantıkada sana 2000 oyu var. Bir mantıkada 10.000 oyu var. Sen o 2000 oyu olan o mantıka o 10.000 oya gidebilmeli. Vermeli. Ne olur burada sana savutu gelir bir başka naib gelir orada işte şeyi ayrıdır, şuuru ayrıdır senden. Sen o diyağın o kütleyden taarruzu var. Mesela o kütle seni yeri alıptı, arazi ziraiye alıptı. Peki sen oğlu yeri alan bir naib kütle siyasi sünnidir ev şiadir diyağın. Sen oğlu kalkarsan ona oy veresen gelecekte hem hakkı geçsin hem de oyu başkasına geçsin. Bu galatiydi. Bunun içinde tanzim olursa iyi bir meseledir ama tanzim olmaz. Gelen bunun diğer yan taraflarına. Mesela Musul'da, Tilaferde biz bundan zerel çekirik. Tilaferde biz geçen dönem 4 milletvekilimiz var idi. Bez Tilafer'in içinden 4 milletvekilimiz var idi. Belki biz Musul'dan da milletvekili getirseydik bir iki tane 6 milletvekilimiz indi olurdu. Sadece Musul'dan. Peki Tilaferden bizim 4 milletvekilimiz var iken bu defa bu kanun ne etti? Bu kanun geldi Tilaferden beraber Zumar'ı koydu özden. Rabia'nı koydu özden. Bazı yerleri koydu özden. Arap yerlerini koydu, Kürt yerlerini koydu. Ama tehdit de etti. Orada 4 makad var. 3 erkek, 1 arvat. Ama nedir burada? Bu 4 makad evvel Türkmenler alırlar özün sada. Ama bu defa bu 4 makadın üzerine kim münafes edir? Hem Arap, hem Kürt, bugün hem Türkmen. Ortak etti ayrı tarafları. Ne olur sana burada kim makad olabilir senden gider. Hussan kim tanzim olmayıpsa. Tanzim olupsa o iyiydi. Tanzim olupsa o diyesen ben buna veririm. Onu olabilir, o makadın dördünde olabilir kazanırsan. Ki bu bizim için bu Kerkük'te tatbik olsa faydamız adı çok. Mesela Kerkük üç daireye bölündü. Bir Arap dairesi. Üçü de Arap oradan çıkacaktı. Bir Türkmen dairesi. Eglebiye Türkmeniyadı. İkinci merkez. Merkez Medine. O bir daire. Diyarın Kürt mantıkasının dairesi birinci mantıka yok. Ora eglebiye Kürt'tü ama özden beraber biraz da Arap var, biraz da Türkman. Bir 15 milyon Türkman var. Ama gelip hizbiyen, tanzimiyen sen özü hazır etsen ben atıl ederim harap döcü kanun. Kanunun iyiliği var ama aynı zamanda da silbiyeti de var. Mesela bizim memleket içinde biz iyi tanzim etsek özün yok. 80.000 oyumuz vardı bizim geçen dönem. Kaymağımız 80.000 oy aldı. 80.000 oyu eğer böyle bilse özünü, böyle bilse özünü, halkı ikna etse dördünü de kazanırsın. Ama halkı ikna etmese şahsiyete, adaya, kaimeye, projeye, meşrua, halk eski halk diyor. Bugün insan her çeşin gözü açıldı. Bugün millet seni sadece şiaratı beklemez. Sadece ben kalkım şiarattan işte ben bela yok. Bir günde millet esasi meseleleri var. O esasi meselelere bakırım. Şimdi ben buradan da milleti de uyarırım. Diyarım da milletimizin hakkıdır. Yani bir gün bir genç teinatı aktardığı zaman hakkıdır. Gençti bitirip külliyeni 10 yılda oturup. 10 yılda ne evlenip ne hayatını kurup ne iş fırsatını koysan ölsün. Adam cani yanarı gelir matamda işleri. İş ayıp diyor ki. Ama şahadasına göre diyor ki yani. Bunu Allah peygamber kabul etmez. Artı. Gelirsen sen millete hizmeti gösteresin. Bir vatandaş gelir eve. Bir MPR 15 bin. Elektrik yok. Zibili yazda. Suyu yok. Gelir evde muaneti var. Hastası korona bir. Korona hastalığını düşürüyor. 300 bin, 400 bin, 500 binden çıkmıyor altından. Peki bu saydıklar bizim yanında bir vatandaş ne şekilde ikna edeceksiniz? Seçme geçsin. Bak. Önceden ben millete diyorum, sen haklısın. Haklısın. Bir de millete onu diyorum, aldanma müreşşehlerin, başta ben ege diyersem sana, gel sen bana oy ver, çünkü ben seni tayin ederim, aldanma onu, yalandı. Tayinetten kimse sizi aldatmasın. Bakın, tayinetin zühüd etmeliyiz ve getirdik de. Mesela 2000 dereceye yakın getirdik terbiye için. Bir 200-300 derece getirdik şey için, sıhha için. Yani emnil vatanı için, muhabarat için, diğer devair için. İndi halimir 1200 derece mesela muhavale edilir getirerek şey için.
neft şirketisin, mühendislersin, idaret amelsin, idare iktisatsın, maahadları bitirenlersin, nafut, kahraba, bunlar hepsi şerai ve ziraat, bütün şeriha ihtiyacı var. Ama yalandı, valla gel ben sana bir tezkiye veririm, ben seni hemen otelinde tayin ederim, valla yalandı. Lütfen inanma o kimseye. Ben bunu her seçimde diyorum. Sizi aldatmazlar. Hemen gel adlarınızı yazarım, kayma ederim sizin için. Sizi ondan sonra şurtaya koyacağım. Ceyşe koyacağım. Buna inanmasınlar. Bu yalandı. Açıkça diyorum size bu yalandı. Kimse sizi aldatmasın. Sana bir vatandaşın ki bunları saydığım zaman özü için ama vacibim de cühd edim özü için. Ben. Kaçarım özü için. Kapıları çalarım, davet ederim, havar ederim, lagve ederim. Ne elimden gelirse yaparım özü için. Ne elimden gelirse yaparım özü için. Ama yalan yerde vatandaşı kimse aldatmasın. Bakın altını çizirim. Yalan yerde mevcut vermem kimseye. Vatandaş diyor ki ben ne için geldim intihabata? Burada Türkmen vatandaşıyla bir Arap Şia, bir Arap Sünni fark eder. Ne şekilde? Fark eder. Rumadi sada nerede? Sünnüdü. Doğru. Semava nerede? Sada Şia'dı. Süleyman'ı nerede? Sada? Kürt. Ma'ade küfrü. Sada Kürt'tü. Orada o Kürt ne olursa olsun intihabata Allah verim %20 yedipse 15 Kürt Süleyman'dan çıkar. Rumadi'de Allah verim intihabata hiç %15 geçsin. Diğerler intihabata giden vardı. %15 orada Arap Sünni çıkar. Sünni çıkar orada. 15 tane Sünni çıktı. 15 tane Kürt çıktı. Me'l-ilim kızgınlar, kızıblar. Milletvekiline, ameliye siyasiye, reis-i cumhuruna... Müşerekeden %10'du, 15'ti. 10'du, 15'ti. Bakın. Geldi Cunuba, Semavı, Sada Şia'dı. Allah verim %10'dan 10 yedipti seçimi. Ama orada 15 mak'ad var, 15 mak'ad Şia çıkar. Sen bunların dağıtsa bütün vilayetlere bir bakarsan 180 Şia çıkıp az da gidebilir seçime. Ama 180 Şia çıkar. Bir bakarsan 60 Kürt çıkıp. Çünkü Erbil, Süleyman'ı Doğuk'un adadı mehduttu. Her biri hasır olurdu. Hasır olurum. Gelir ondan sonra diğerin akılliyetlere. Kota'ya. Akılliyet kota alır ki 500 savtan bir naib çıkardır. Ama onun adadı mehduttu. 5 tane adadı var Mesih'inin. Ben. Ne bileyim ne tadına var Yezidi'nin, ne tadına var Sabi'inin. Sabi'i, Allah verim 20 adamı geçsin. 20 denesi geçse bir naib kazanı. 20 Kota'sı. Adamı geçse bir naib kazanı. Kota'dı. Kaldı burada senin büyük müşkile o neydi? Türkmanındı. Türkmanın müşkilesi katgın yerdeydi. Sen gitmedi o zaman, sen o yeri bir Kürt gider, bir Arap gider yeri alı. O zaman ne olur? Mesela şimdi biz teynet geldi. Bu defa teynette müşkilemiz neydi bizim? Teynede herhangi bir teynet konuşulduğu zaman, siyasi gruplardan biz oturduğumuz zaman bize av başkasına Araplara ne diyorlar? Ya diyorlar biz 6 naibik Kürtler. Siz 3 naib Türkman, siz 3 naib Arapsız. Diri bir derece gelirse, 50 derece gelirse 50 derece gelirse 25'ini gerekim Kürt yaparsın. 25'i gerekim Arap'tan Türkman'a dağıtılsın. Gelir Arap'tan Türkman'a gelince Arap diyor benim bu mantıkalarımdı. Alır havice mantıkasını bilmem neyini falanını gösterir buranı burada diyor benim daha çok ihtiyacım var. Ne olur senin şehir merkezi merkezin içinde hisse sana az düşürür. Onun için bunlar hepsi birbirine bağlıdır. Ve ben vatandaşa diyorum. Haklısın. Ama terk etse de bunu bu ameliyeni terk etse daha çok zararlı çıkasın. Elimizden geldiği kadar gerek ıslah edelim. İslah neden oğlum? Ben bir haraba görürüm. Ama her gün geldim diyorum bu bina harabadı. 10 il diyorum, 15 il diyorum, 50 il diyorum. Biz Saddam'a kaşar neçe il mukavemet ettik? 65 yıl, 40 yıl. 65 yıl. Yetti. 65 yıl canımız yandı. Hadid ataştan bizi hükmetti. Ama ne etmişti? Milleti bir yerde sükut edirdi. Neyden? İşte maaştan, nizamdan idare edin. Ama aynı zamanda da makbara cemaiyeler vardı. Ama aynı zamanda evinden de çıkardı da idam edirdi. Ama aynı zamanda da altın köprüye teze teki, duz teki, lafer teki bir yere girirdi, idam edirdi. Beşir teki bir köyden
Yüzlerce idam oldu. Doğru. Teze teşe tavuk. Bunlar bu bölgeler hapsi, Türkiye'nin yayısı, bütün köy obalarımız. Yerin yetmeğini, zulmün olmağını. Ama burada insanoğlu demesin ki illa zulüm beni ortaya. Zulüm, ben şerdök illa beni zulüm olsun. Olabilir. Ben Saddam Akhanşar durmamışam. Müdür amda olmuşam olabilir. Doğru. Doktora şahadasını da almışam. Ama bir tane Saddam Akhanşar duruptu deyipti. Sen meleğirim sen. Çünkü bir tane aradisini alıptı, yerini alıptı. O zerel çekipti. Sen gerek oradan müteavun olursan. Vatandaşa ben hak veririm. Şahsım. Ama aynı zamanda da gerekim islah edeyim. İslah eyini ve mukavemet edip eyini getirmek de ameliyat siyasiyede ki hatta hiç olmazsa insanları getirmek. 226 tane istibad olup nişin Hizbül Ba'sıdır. O bir kısmının şahadası yoktu. O bir kısmının müşkülesi var. Bu manası nedir ki? Eğer siyasi istibad olmasa. Ben aslında bu istibadın bir kısmını siyasi görürüm. Bir kısmını muhavale edilen istibad etsinler bir esbab siyasiye. Ve bu 226 tane'nin adları keşfedildikten sonra bir bakarsan bir kısmı gene vasıtayla döndü. İstibad oldu. Ama ondan sonra vasıtayla döndü. Bu ameliyat siyasiye yanlıştı. Gerekim doğruluyor gözünü. Doğrulamak neden oldu? Seçim masası. İçeriden seçimden oldu. Peki biz Tahalif Türkmen kuruldu haliyen seçimde seçime katılmak için bütün Türkmen partileri bir arada bu seçime katılacaktı. Bu ne şekilde bir hafızdı ki illerde Türkmenler beklediler bu Türkmen partileri birleştiler, hepsi bir listede olsun. Ne şekilde bir tecrübe versin gerek Türkmen milletine ki seçime katılmaları için? Yani bundan önce mesela ne diyordular? Valla ki kaymamız zor. Haksız kaymaya verin. Bilmiyoruz. Bu defa hüccası kalmadı. Ben. Hüccası kalmadı. Toplandı Türkmenler bir tek yere. Bir tek çatı altında bu koalisyon kuruldu. Bu koalisyonun içindeki adayları var senin. Bunlar seni temsil edilir. Bunlar seni temsil edilir. Ve gerekim bir iki kat biz savut alalım burada. Ne için? Biz risale vermeliyiz. Yani biz Kürtlere, Araplara risale vermeliyiz. Çünkü buradaki sıra kavmiydi. Kavmi meseleydi. Yani sıra burada Sünni Şia döküyor. Burada sıra kavmiydi. Çünkü gün geleceği üzerine kavmi bir sıra var. Üç taraf münafese eder birbiriyle. Şimdi sen bu üç tarafın ortasında sen öyle bir mukavematı olmadıysa sen mengene kimin bunların ortasında kalırsan kaps olursan. Orta yerde sen çünkü sen. Onun için gerek sen ne desen hatta orta yerde kalmıyorsan gerek kim atılasan. Atılsın. Bir Türkman Şorav tarafında, Çimen tarafında şu anda avcıların yeri var. Ne için o yeri ben istiklal etmeyeyim indi? Niçin yer sahipleri gelip gitmesinler? Avcıların yerleri var. İndi kimin? İllerde orada da şu anda yerimiz var bizim. Türkmenlerin. Terk etme onun yeri bizim. Havicanın içinde Türkmen'in için yeri var. Buraya atılmamız lazımdı. Biz kalıp orta yerde kalmamamız lazımdı. Bakın. Benim şahsi fikrim. Neşem'de, özümün de gençlik neşem'de fevriyem. Fevre olmasa bu memlekette yaşayabilmezsin. Kuvatı olmasa bu memlekette kimse seni ihtiram etmez. Bu memlekette iki şey senden olması lazımdı. Bir güç, silahlı güç, iki para, taqa. Neften taqadan olmalı lazımdı. Yani Türkman neften müşterik olması lazımdı. Taqadan taraf olması lazımdı. Kürt indi ne olupdu? Taqadan bir parçadı. Kerkük'ün neftinden Kuzey Irak yani iklim neftimizden, ortak olduktan tarafa, neftimiz oradan gittikten tarafa duvali muadelenin içinde bir taraf olupdu. Rusya diyor özde gemen Saudi'den anlaşım. Amerika diyor özde gemen Saudi'den anlaşım. Peki ben eğer taqadan, paradan bir parça olmazsam Kerkük'te kimse bana amin demez. Bir, ikinci şeyden kuvatı olması lazım. Onun için biz bu giden defa 82.000 oy aldık. Kaymamızdan zaldı 82.000 oy. Bak, bunu milletimize diyorum. Gerek bir risalemiz böyle olsun bizim. Biz geçen defa 82.000 oy aldık. Tezvirden beraber. Tamam. Biz gerekim bu 82.000'i bu defa 180.000'e dağın. Çünkü giden defa bütün hizipler beraber döküldüler. Birbirinden döküldüler. Ayrı ayrıydı. İndi demek ki biz gerekim bu 80.000'i 180.000'e kaldırağın. 180.000'e kaldırmasak özünü koalisyonumuz manası yanlıştı. Tehalifimiz yanlıştı. Ve illa biz bu 80.000'i gerekim daha fazla edelim. Onun için toplumumuz da buna dikkat etsin.
kanşer senu hacmuva bakar. Hacmuva bakar. Nasıl savut getirirsen, yarın masada oturduğumuz zaman mufavazatta, yarın bana deyirler %62. Mene de diyeyim %62. Mene de diyeyim ben senden çokam. Gerçekten mi ispat edeyim özümü? Neden ispat edeceğim özümü? Sadece laftan, sadece şiarattan olmaz. Burada bir tekrar demografi olup, nüfusumuzun üzerine hacme olup bizim, yerimizin üzerine hacme olup da sen bunu kırmav lazımdır. Kırmav, karşı taraf tezvir eder, sen intihabata git. Karşı taraf ayrı bir hille kullanır, sen intihabata git. O sahte eder ama sen fazla git. Geçen defa ayıf, bizim oyumuz var idi. Yani en az biz 4'ü kazanmıştık eğer 5'inizi olmasaydı. Onun için bu 82 bin aldığımız koalisyonumuz özünü gerekim daha çok yükselsin, daha çok çalışsın. Ben tekrar bütün bu teşvikte çalışanlara, herkese, sizlere ve hem bütün yayın organlarımıza teşekkür ederim. Milleti bilinçlendirmemiz lazımdır. Millet kızabili hakkıdır. Ama nuhba, siyasi hizm milleti ikna etmeye mükelleftir, hizmet etmeye mükelleftir. Milletin yanında dursun herkes. Hizmetinde, caddasında, kahrabasında, emniyetinde. Yani son çok uzatmayayım. Bazı işler yapılır hizmetle ilgili. Canım biz bu işimiz diyor ki, bu kimin işidir? Bizim işimiz. Biz gerek hizmetten başlayalım millete. Eydi, geçen seçimler dedi Gustav ki, çok sayıda tezvir oldu, sahtalar oldu. Bir yıl Umur Muttahide rekabi bir devre alacaktı. Ne kadar tesir edecekti Umur Muttahide'nin rekabi devre ki intihabetten gelersin. Tezviri bir de bir il seçim acaba o önlemler alınıptı ki tekrardan tezvir olmasın? Ben geçen hafta 3 önemli toplantım oldu. Bir reis cumhurdan. Bel. Başa baş görüştük. 2 Amerika Büyükelçisi'den. 3 Umum Muttahide'nin seçimlerle ilgili olan taraflardan. Bel. Bilirsiniz Kerkük'te bir yanlış bir harita var. Kerkük Fadiyası'nda. Onu tenkit ettik ve Umum Muttahide'ni suçladık. Dedik Umum Muttahide istedik Kerkük'te intihabatı tecil ettirsin. Umum Muttahide çağırdı bizi dedi. Bizim böyle bir niyetimiz yoktu. Dedik niyetimiz yok ise siz bir cihazsız o mektep isned diyorlar özne. Daire-i İntihabiye Umum Muttahide içinde. Siz o zaman çıkın raporunuzu yazın. Selahun Mufavadiyet intihabat galet kararlar alır. Ne şey diyemişsiniz? Bizim o beyanımızdan sonra muhtemel suhufini şey ettik. Ben tehdit ettim şeyi Umum Muttahide'nin ki sen sebepsen Umum Muttahide gidip görüşüp mezzet müfavadiyle. Deyip siz ne şey Türkmenler kızdırırsınız? Özellikle Irak Türkmen cephesinin tepkisi var bu hususta. Siz ayrımcılık yapsınız. Reis meclis müfavadiyinin hakkı yoktu karar alsın öz başına. Meclisi var kanununa göre meclis müfavadiyin gereç karar alsın. Hakkı yoktur reis meclis bir deneni nakletmek için bir yerden bir yere özü karar alabilmez. Adı özü dendi. Meclis müfavadiyin kanunen. Meclisin oyundan olabı. Tabii. 9 tane meclis oylama yaparlar. Ömer'i buradan alırlar. O bir tarafa gönderirler özü. Ama hakkısı yoktur reis meclisin. Bunu yalnız ne etsin? Tabii burada bir zakıt siyasi vardı. Kürt kadisinden reis meclisin üzerine. Av bil ahra diye billem. Reis meclisin bakın kime bağladı siyasiyen. O Kürt kadisi de kime bağladı? Demek ki iki tarafın bir ittifak var orta yerlerinde bizim üzerimize geçsin. Biz de onu gerek takip edelim. Onun için kalktık biz o beyanı çıkarttık. Umum Muttahide çağırıp özlerin deyip de siz Türkmenleri kızdırıpsınız. Bu da yanlış bir karardı. Ha şimdi bu kararın kanuni tarafları var. Mahkemeye müracaat etmemiz var. Ben buradan temenni ederim. Irak Türkmen cemaatinin seçim dairesi mahkemeye başvursun. O dedin mi? Mahkemeye gider. Kaza idareye şikayet ederler. İcab etse mahkemeli ittihadiye şikayet ederler. Ki bu alınan karar yanlıştı ve bu iade nazar olması lazımdı. Kerkük seçim dairesi tam bir hizbi bir dairedir. Onun için Reis Cumhur'dan da görüştük. Kerkük'ün geleceği üzerine. Ben. Reis Cumhur'un dediği diri Türkmenler gelin tefahumete devam edin siz. Umum Muttahide'den, Arap'tan, Kürt'ten. Tefahumatımız var bizim. Yunami toplantıları var. Biz engelleyen tarafı dökülük. Kürt'ten Arap'ın bazı engellemek. Araplar zirai meselesinde müşküleler var. Kürtler ise %32'ni kabul etmirler. Kürtlerin bazı tarafı kabul ettiğinde %32'ni bir taraf Erbil kabul etmir haliyen bunu. Etmirse biz ne sırrımızdan? Biz gidelim ittifak edelim. Bir gün evvel Arap, Kürt, Türkmen kim gelir ittifaka? Ve bu hususta Amerika sefiri de aynen gene Kerkük'ün meselesini dili çözün. Ve ben yine de diyorum bak bu bir tarihi bir sorumluluktu.
Kerkük sorununu indi çözməliyik. İndi çözməliyik özünü. İndidən seçimlərə qədər. Seçimdən sonra qoyarsaq özünü yanlışdır. Yunami toplantılarında bir gün önce yapılması lazımdı. Ve biz de taraf muarkıl olmamalıyız ki dövgülükte. Müfavuzlarımız muarkıl dövgüller çözüm istirler. Ama karşı taraf engelleri. Her defa bir engel çıkardılar. Bir defa Araber engel çıkardılar. Bir defa Kürtler çıkardılar. Ne için istirler? Ertelensinler özün seçimlerini soruyor. Ama bu bizim maslahatımız dövgü. Yani açıkçası diyorum. Bu üç deneyden görüşmem ABD'nin üzerineydi. Umum Muttahide üzerineydi. Ve Kerkük'ün geleceği üzerineydi. İndi geçen hizmet konusuna. Bilgusta Kerkük'te hizmet konusunda. Özellikle tuz dözlerin, zibiller, caddeler tablet yarıda kalıblar. Onun yanında çok sayıda hadiseler oldu. Bir gün başladılar yengiden tasa koymağa bu istinailerden. Hatta engellersin biraz süratleri şey etsin. Zaten bu hafta içinde bazı yerlerde 3-4 kazalar oldu. Peki siz de haliye murakıpsız ki parlaman adamet sınavı, özler murakıptı muhafız üzerine. Bu neden ortaya çıkırı bu kadar taksiyat az olsun, acaba para yoktu yoksa mal-ilim muvazene de çok küçük bir paraydı. Ben her şeyden önce Kerkük'te belediye hizmeti, kahraba hizmeti birisi Süleyman'dan, birisi Erbil'den baskıdı. Kerkük idarası üzerine ve en çok bizi tesir eder. Yani memleketin ortasını tesir eder. Ne için? Memleketin ortasını tesir eder. Toplum, Türkmen toplumu daha çok Kerkük'ün şehir merkeziyle Türkmen köylerimizdedir. Bel. Burada Erbil kahrabanı az ediptiği 150 megawattın anlaşmasını Bağdat'tan anlaşmırı hatta desin Kerkük'te kahraba azdı. Baskı yapılsın kimin üzerine? Naibler üzerine, Kerkük idarası üzerine. Güzel. Onların Rakkan Said'den müşkilleri daha çoktu. Erbil'in. Artı bu kahrabayla elektrikten baskı yapar. Mesela ben konuştum ki akdimiz var özüyle müstesmirden Ahmet İsmail'den. Bel. Diyelim kahrabanın işi verir misiniz bize? İttifak olmayıp sen öden eskiden meclis muhafaza vakti 250 mega veresen diri bali. Peki bunun ne var? Irak kara nefti verir özlerine. Kara nefti şerika müstesmir tehvil eder kahrabaya. Kahrabanı ondan sonra kime verer? Buraya Kerkük'e verer. 250 megawattın bir fatura 2014'ten bir kaç il kahrabamız burada iyiydi. Bel. Siyasi sebepten tarafı. Çünkü muhafız Kürdü'ydü diyelim. Niçin verirdiler? Hatta burada desinler Kerkük idarası iyiydi. 250 megawattı verirdiler. Ondan sonra 250 megawattı 2002 diyelim Kürt muhafızı getirdikten sonra 150'sini kestiler. 100 megaya düştü. 100 megaya düştü. Bu bir dağıttı. Şimdi artık o 100'ü de kestiler. Şimdi o 100'ü de kestiler. Erbil'den kahraba gelmedi Kerkük'e. Bunun kanşarına gerek Bağdat'ta neft vermesin özlerine. Ama Bağdat'la özel neftimizi verir özüne. İşte burada siyasi anlaşmalar devre oynarı. Bağdat anlaşmasıyla Erbil anlaşması devre oynarı. Bu kahraba ile ilgili. Gelince belediye hizmetleriyle ilgili. Elden geldiği kadar zakt edirler. Gene de başka siyasi hizipler mali taksisat, belediyenin taksisatına fazla para verilmesin. Hatta nifayet zibil yerde kalsın. Zibil yerde kalırsa ne diyen siyasi hizipler? İşte bakın Kerkük idarası faşildi. Milletvekilleri faşildiler. Bu bir dağıttı. Artı kahraba az olmağıyla muvalideni sen çok işledin sen. Muvalide çok işlemeğiyle seyri kakar. Seyri kakmağıyla vatandaş havar eder. Bu da hakkıdır. Bağdat esasında bu işin bütün planın esasında Bağdat'tı. Defalarca biz Bağdat'a gelirik. Mesela Bağdat sen gazı ayrı muhafazaya nanca verirsen diyelim bunca litre verir gaz tıkrite aynısını da Kerkük'e verir. Ama aynı zamanda kahrabanı oraya olabilir çok verir buraya az verir. Buraya az verildiği zaman bu mecburdu muvaliden işletsin. Gazı aynen gazdı verir özüne hükümetten. Çünkü karar meclisi üzere aynendi. Ne olur burada? Buradan fazla kahraba seyri kalkır. Muvalidenin seyri kalkır. Orada olabilir. Bazı yerde kalkmır. Velev ben sordum. Diyarlı takip bir yerde daha çoktu. Ambar takip bir yerde Hadzahibi değiller daha çoktu. Ama bunu vatandaş herkes verebilmez. Bir vatandaşın maaşı yok. Günlük şeyini çıkardır. Neyden verebilir özüne? Belediye hizmetleri için biz bayan Hiyem Hanım'ı devreye getirdik. Bu belediyenin meselesinde Kerkük muhafaza gayrimenkuleti salahiyattı. Çünkü burada intikab olmayıptı.
Ne olur Kerkük Belediyesi kimin elinde kalır? Vizaret Maliye'den Vizaret Belediyesi'nin ortasında kalır. Bir paranı sərf etmek için biz bu da 2 ildir, 2 ildir deyirik bu paranı sərf eləyin. Deyəkin 400 milyon taksis olup da nifayetsin. Nasıl ister özünü? En az bir 900 milyon, 800 milyon ister. 400-500 milyonu Vizaret Belediyesi'nden, Vizaret Maliye'ye taavun etmirler bizim için tesir etsinler özünü. Belediye muvaffakat yedir, o yandan Dairet-i Muvazene Vizaret Maliye'den muvaffakat etmir. Bu kadar bu adamlardan yorulurduk. Herkes öz kanunu üzerine, ben görmemişim böyle bir devlet. Herkes, her vizara öz talimatı üzerine zararını bize versinler. Ma'al ilim. Biz bu son muvazenede karar aldık. Bil isim, addan Kerkük'ü koyduk içine. Kerkük'ün paralarını Vizaret Maliye mülzem de versin. Ama Vizaret Maliye İsrail olupdu alemin başına. İsrail olupdu. Hiçbir şekilde bu vezir ne tefahum ediri, ne bir şey ediri. Yani gel bakalım sen niçin koydu bu seher bu kadar doların seheri kalksın? Bu neft bu kadar 70'e kalkıptı. Vaz'ımız iyi değil maddiyen. Niçin sen bu zulmü etsen? Sebep siyasidir. İsterler millete desinler, meclis-i nuvab beledi. Burada bir harp var. Meclis-i nuvabdan hükümetin ortasında bizi kırmak, meclisi kırmak isterler. Meclis de müstehaktı bir kısmı kırılmak. Çünkü fasad o kadar çoktu içinde bir kısmı müstehaktılar bu hususta. Ama genellikle budur. Bu taksisatlar, mali taksisatlar, eğer belediyenin, eğer kahrabanın sebep reisi budur. Bir kısmı siyasidir, bir kısmı Bağdat'ta iki vizaranın birbiriyle anlaşmamakıdır. Gelince Kerkük'teki muazeneye. Biz, buradan açıkça diyeyim, 10 milyar Türkmen mantıkları için getirdik. O güzel projeler ettik. Kimseni mahrum etmedik içinden. Hiç kimseni mahrum etmedik içinden. Belki 10 milyarı muhavaları daha fazla getirelim gelen defalar. Bu 10 milyarı getirdik. Kerkük'ün içinde ne yapalım biz? Bir kültür merkezi yapalım. Büyük bir kağa yapalım. Büyük bir eser yapalım. Kalıcı. Ben onu neden de ögülem. Git mavad al dağı dözünü. Bu mavad al. Biz kalıcı bir şey edelim biz. Düşündük güzel bir meşarilerimiz var. İnşallah bunu milletimize beyan ederiz. Bu 10 milyarı yani şey dögü. Çok bir para diyor ki, Bağdat'tan o muazeneden para var Kerkük'ün kalkınması için. O ayrıdır. Her yer alır parasını. Köylerimiz, mantıkalarımız alır. Ama 10 milyar sadece Türkmen adınadır. Türkmen köyler için Türkmen ortası kültür merkezi yaparız. Diyelim bazı yerlerimizde belediye hizmeti olmayıp belediye hizmeti ederiz. Bazı yerde muhavvile yoktu gideriz muhavvile alırız. Bazı yerde icap eder diyelim bir yol tablit etmeyip özünü belediye biz giderek tablit ederek özünü bir yerde sahih bir şey isterik bütün yeri koyduk içine bir yer eksik etmedik sıraydan sayırım Leylan Yahya Vayçın meşruğumuz var birkaç milyon oraya için koymuşuz bu Türkmen parasından ha hele hükümet parasından diyemiyorum bu devlette hükümet ayrı ayrıydı bir basit şeylerdi bazı yerde kuyu kazmak ister bazı yerde ne bileyim bir hizmet ister ondan sonra tavuk için ondan sonra gelmişik teza için, Beşir için. Geçen yıl biz Beşir'e aşağı yukarı bir 4 milyar para sadece biz Beşir'e Türkmen malından koyduk ha. Bunu bilsin Beşirli kardeşlerimiz. Bakın biz buyuk. Bizim yanımızda budur. Ve Beşir müstehak da onun zasında. Çünkü Beşir verdiği yani başka kimse vermeyipti. Doğru. Beşir'in evi yıkıldı, Beşir'in idamı oldu, Beşir'in kimyevi vuruldu, tezeye vuruldu. Bunlar hepsi bizim yanımızda hesaptı. Minnet dögü. Mecburuk bunu yapalım. Çünkü zerel çekipler. Havicenin ne zaman artık Daesh halinde olanlar bugün şey verilip özlerine. Biz de mazburuz. O mantıklar ki çok zerel çekipler onları dağım edelim. Ondan sonra gelirim Teze, Beşir, Tavuk. Ondan sonra gelirim bu taraftan. Çardağlı, Tirkelan, Yayçı, Kümbetler, Altın Köprü, Bulava. Bu mantıklar hepsi atraf köy obalarımız. Hepsi ise herkes için bir şeyler koymuşuz. Bu Türkmen parasından. Şehir merkezinde de ayrı. Gelince hükümetin parasına Tenmiyet akalim deyirler özne. Zaten petrodolar. Onlar da ayrı hesabatına girmişik. Neler olacaktı? Onların içine çoktu fasat. Fasat idari çoktu Kerkük'te. Kerkük birinci muhafazadı fasatta. Bu kadar muharebe ederim ben. İstismar dairesini, istismarın içinde olan fasat hiçbir yerde yoktu. Buradan en iyi muvazzafı ben getiririm. İsterim oraya koyayım. Gelir ensemden Bağdat'ta bir büyük kuvvetli bir vasıta edilir. Gene bir fasit adamı getirir oraya koyarlar. Artı istismarın da içindeki melef tek başına belki bir gün ayrı konuşalım senin için onu o melefi. Son basit şeyler var. Bağdat yolunda bu
Yeni darbeyi gediptiler. Güzel, iyi bir şeydi. Ama hadise çok olur. Bir ayın içinde 18 hadise olubdu. Kalktık mecburen bu işe tedahül ettik. Ya işte eleştiri de alırız. Ya Naib nedir bu işe karşı? Ben anlamadım. Hademete karışan dağım değiller hademete karşı. Karışmayan dağım değiller işi karışmıyor. Mualideye karışan dağım değillerse onun alaka var mualideden. Mualideye karışmayan dağım yapıp mualideden sayrı kalkıp da olmaz andırağın özünü. Naibin vacibi hizmetti. Naibin vacibi muhamilikti. Naibin vacibi yeri gelip kalemidir. Kanunudur. Murakabesidir. Vallahi yeri de gelip davadır. Ben gidip meclisin içinde otururum. Göz göre göre böyle bakım hakkım yedir. Vallahi davet ederim. Mecburen davet ederim. Kanundan isterim. Teşri kanunu ederim. Hakkımı getiririm. Olmasa mecburen ayrı bir terafi kullanırım. Vallahi davet olur. Tabii davet olur. Dava ne şey olur meclisin içinde? Ne iki tane birbirini vurur? Bakın bunu anlayın. Bazı defa alem mezak edilir. Vallahi mecliste iki tane birbirini vurdu. Ne şey vurur birbirini? Bilirsiniz ne şey vurur birbirini? Bunu çok millet bilmiyor. Mezak edilir belki. Doğru. Bu toplumun içinde olan şeydi, müşkilerdi. Yani burada bir toplum var, burada bir toplum var. Bu diri benim hakkım var, bu diri benim hakkım var. Bu toplum gerekim, ki kavmiyet, ki taifa, ki aşiret gerek birbirinden yerde davet etsinler. Sen naib olarak, sen bunun mümessilisen, o birisi de bunun mümessilidir. Bu toplumun müşkilesini sen getirirsen meclise, orada ne olur? Herkes özünü haklı görür. Sen muhamisen, o da muhamidir. Neyse bir mahkemede ki muhami birbirine kanşar ve kanşar geldi. Sen de mazbursan orada anlaşasan. Ne desen anlarsan özün. Kanunan olmasa, bakarsan ne hak yerir, hakkı yedirir. Tahammül etmezsen, kalsan davet etsen. Ya butul davası oğlu, bakuzat oğlu, vallahi çok normaldir. Peki, bu şekilde hizmetler konusunda ve Irak'ta biz çalışıyorduk. Bütün Irak'ın muhafazaları, bu şikayetleri vardı. Böyle. Bu gidişle hükümetin tevcihinizi değerlendirirsiniz. Irak hükümeti bu şekilde neyi tevcih edir? Neyi elde etmek ister? Neyi ortaya çıkartmak ister? Irak'ta Irak'ın geleceğinde tehlike var. Bu tehlikenin üzerine gerek bizim de hazırlığımız olsun. Yani artık ben beklemem benim nenem bazım ağlasın. Türkmen siyasatçısı düşünmesi lazımdı. 50 yıl sonra anı. Nuhbe nedir? Bir vatandaşla siyasatçının farkı odur ki siyasatçı 50 yıl sonra anı düşünsün. Ama normal bir vatandaş o kadarını düşünmese de ama sen mükellefsen vaciben, vacib şer'i, vacib ahlaki, vacib mesuliye, vacib tarihi sen üzeri ve sen düşünmek mecburiyetindesin onu. Irak kötü bir merhaleden geçir. Terör bir taraftan. Fasat, idari, mali bir taraftan. Neftin, doların meselesi bir taraftan. Demografi değişiklik bir taraftan. Suriye'de terör var. Irak'ta terör var. Amerika burada. Amerika ile İran birbirinden çatışır bizim sahamızda. PKK bizim bölgemizde. Ne bileyim halk, mücahit halk bir taraftan. Peki biz bir büyük müşkilerin içindeyiz demek ki. Eğer Irak hükümeti... Kimin de sorunu var ise Irak'tadır. Irak'tadır. Eğer siyasi teveccüh, siyasi kütlelerin ortasında düşünceli olmasalar, hizbler, ki gelipler bir gün sultanı özleri idare edirler daha çok, biz olabilir %10 tesirimiz var ameliyat siyasiye. Kütle var %30 var. Kütle var %40 var. Kütle var %90 var. Doğru. Tesir, karar almakta. Ama biz gerçekten pes etmeyelim. Hatta %10 ise de bizim direkt
Zara Şia olsun. Reis Cumhur gerek Kürt olsun. Nişi baba. Ne için? Bir de geselemene. Manasıp bir şekilde bölünüp. Bu bölünüpse diğeri Şia olsun. Peki bizim milletimizde tamam tefrika yoktu. Şia'mız da var, Sünnimiz de var. İyiydi. Reis Uzara ile gerek mi Şia Arap olsun, Arap Şia olsun. Şia Türkman olmaz reis meclis reis Uzara olsun. Türkmanın içinde kabiliyeti yoktu reis Uzara olsun. Akit var. Ne hiç yoktu. Nişi getirmirler. Demek ki bunlar unsuri düşünürler, kavmi düşünürler. Diğeri reis Uzara, Şia'l Arabi. Gelir reis meclis Nuvaba, diğeri Sünnanındır. Peki Sünne, hangi Sünnü'den? Türkmen'de de Sünni var, Şia var. Ama tamam biz aktarmırız. Yok, taksit edilir onu sadece Sünni Arapsın. Burada Türkmen milleti oyanması lazımdı bir kısmı. Nuhba. Siyasi nuhba, siyasi tabaka. Millet idrak edilir. Yani millet bizi dinler. Millet bize bakır. Nuhba buna dikkat etmesi lazımdı. Bize isterler Sünni Şia'yı bölsünler. Gel ben de diyeceğim özne. Gel sen Kürt ettin reis cumhuru. Türkmen'in de hakkı var reis cumhur olsun. Reis Uzara'nın da hakkı var Türkmen'den olsun. Reis Meclis'ten de hakkı var Türkmen'den olsun. Sen bana ihtikar etme sadece özü için. Bu teveccühten giderseler Irak'ı felekete uğratırlar. Ve bizim için de önemli olan her vakit bunu diyorum. 2022, 2023 bizim için Bağdat önemlidir. Bağdat'ta kuvvetli olmalıyız. Ben hissederim Bağdat'ta bizi istiyorlar zayıf etsinler. Büyük devletlerin oyunu Türkmenlerin gücünü Bağdat'ta zayıf etmek isterler. Bizi kırmak isterler. Ey Türkmen, dikkat eyle. Dikkat eyle. Muamara büyüştü. Türkmen siyasatçısı, Türkmen milletinin maslahatı harlaysa onu yapması lazımdı. Kulaklar Türkmen milletinin varlığı için olsun. Sünni Arap imarat tanıysa, Şia Arap eğer İran tanıysa, Kürtler Amerika'dan yaklaşımları var ise çok tabiiydi Türkmen'in de Türkiye'den olsun. Çok tabiiydi. Bunu ben doğal görürüm. Ama maslahat Irak'ın maslahatı olması lazımdı. Güzel. Bir, Türkmen'in de maslahatı onun içinde muhafaza edilmesi lazımdı. Bu şekil giderse kötü oğlu ve delil bakın India kadar Nasiriye'de hiç olmazsa bir yılın içinde 200'e yakın genç öldürülüptü. 2 günde bir adamı ihtiyar edirler. 2 günde bir naşit medenini öldürürler. Muzahara çıkar, muzahara teşhirin iş çıktı. Fesattan tarafa çıktı. Galatlıktan tarafa çıktı. Gidin Cunub'un haline bakın. Bakın Cunub nece bir pislik içindeydi. İçmek suyu tapmırlar. Doğru. Reis uzara da Şia'di, vezirler de Şia'di. Kainat dünyada enseler icadı ama fesatları kazaydı özüne. Adli yapılı olmasalar, hükümetin teveccühünü ben indiye kadar, bütün hükümetin teveccühleri zayıftı. Bu kadar kan tökülmesine ilaveten maalesef. Siyasi hizbler ki gelipler riyaset vuzaranı alıplar, faşildiler. Peki biz dedik Arap Sünni vardı hükümde, Arap Şia vardı hükümde, Kürt vardı. Peki Türkmen'i hiçbir rolünü görmek, mesela bu koyduk muhassa içinde, bu paylamak içinde Türkmen'in hiçbir adı bile geçmiyor. Peki Türkmen'i Sünnüsün Sünni üzerine hesap ediyor, Şia'sın Şia üzerine hesap ediyor, bu şekilde geçtiler. Evet. Bizim bakın, hükümet kurulduğu süreçte 2003'te kurulanda Türkmen diye bir muadele var ya. Bel. Türkmen diye Uzun Meclis Hukumu'nda bir Türkmenimiz oturdu. Türkmen diye. Ne Sünni diye ne Şia diye. Tamam. Uzun Meclis Hukumu'nda bir Türkmenimiz vardı. Hak ne hak? Bizi temsil eden etmeyen şart diyor ki bizi %100 temsil edirdi. Ama bir Türkmen geldi. Al-ilm o zaman bizim Irak Türkmen Cephesi'nin reisi gerek mi terşih olmaydı oraya. Doğru. Ama etmediler özünü. Çünkü işin İhtilafları vardı. Kürt hizbleri Türkmen cephesinden kimseni kabul etmediler. Dediler kimi getirirseniz getirin ama biz cepheden getirmeyin. Bu bizim üzerimize bir sansör vardı cephenin üzerine. Ondan sonra Amerikanlar hükümeti kuranları, Braimer hükümeti kurduğu zaman getirdi. Doktor Reşad'ı, Doktor Reşad Mendani, Vezir-i Ulum ve Teknoloji'ye etti. Ben. Ne diye? Sünni diye etti özünü? Yok. Türkmen diye etti özünü. Türkmen diye Reşad Menden Efendimiz vezir oldu. Ben. Ondan sonra bu muadele ikinci dönemde değiştirilmeye başlanıldı. Türkmen'in elinden alındı, başlanıldı Hizb-i Dava'ya verilmeye. Türkmen'in elinden alınır, Meclis-i Aleyh'e verilir. En müteneffiz bunlar idiler. Bunlar başladılar, gene de Türkmen getirmeye. Ama Türkmen hissesinden döyü.
Biz 2010'da bu tavuğu kırdık. Bir de bir Türkman getirdik. Irak'ya zamanında Uzaran'ı aldık biz. Ben. Türkman diye aldık uzun. Bizden sonra bir de bu muadele dergişildi. Türkman diye koymadılar bizi. Bizi neye tekliler? İstirler biz diyelim Sünni Türkmanık. İstirler de bir de ne diyesin Şia Türkmanık. Kardeşim. Sünni Türkman diyende o Şia Türkman diyende o daha demek ki sen Türkman diye kalmışsın. Sen ya Şia sen ya Sünnüsün. Her yasa bu şeysin. Onun için biz bunu kabul etmediğimiz için imkan dahilinde bizi siyasi muadeleden istediler uzak etsinler. Ama bu bir tarihtir. Bu son dönem milletvekilleri tek kelime oldular. Milletvekillerimiz Ege cepheden olsun, Ege diğer kaimelerden olsun. Birleştik. Biz istedik risale verelim. Bir basma da terk edelim. Basmamız neydi? Biz oturduk. Bu 8 milletvekili dedik ki biz ne istedik? Adamlar Fetih kaimesinde var, Nasır kaimesinde var, cephe kaimesinde var. Oturduk bir meşhur üzerine anlaştık. O da Türkman. Bu biz muhtelif kaimelerden olmamıza rağmen oturduk reis uzaraydan, oturduk reis meclisi Nuvap'tan. Kitel siyasiler de böyle oturuyorlar kanşarımızdan. Dedik bizim hakkımız hanı. Reis uzara dedi, ben dedi, uzaralar dedi, bölünüptü. Sünni, Şia, Kürt ortasında. Şialara dedik ki uzara kalıptı, uzara ziraiden, uzara el-thakafı. Bu ki uzara, reis uzara dedi, naksın isterseler versinler, zaman manim yoktu. Ben tasvit ederim üzerine. Verin bana müreşşah. Bu iki uzaradan birisini verin bize. Şialar dediler biz bu uzaraları vermeyiz. Niçin? Çünkü uzara zira para yeridi. Para intez ediri. Yumurta, makaroni, devletlerden ittifakatlar var içinde. Uzara sakafane aynı gene şey görmediler. Reis uzara da onu da koyup özü için o da istiri onu alsın. İyiydi. Sünnilere gelince Sünniler dediler biz Naib Reis Cumhurluğu verdik Türkmenlara. Mukabilinde siz de bir şeyler verin özlerine. Biz manimiz yoktur. Naib Reis Cumhur Türkmen'den olsun dediler. Sünniler de bunu verdiler. Kürtler de dediler biz manimiz yoktu. Hem vizara hem Naib Reis Cumhurluğu alalım. Şialara gelince Şia kütel siyasilerine yani Şia kardeşlerim aciz olmasınlar benden. Ben Şia Türkmen'i kastetmiyorum. Burada Şia Arabi kastederim. Kütel siyasilerini kastederim. O illa bizim insanımız mazlumdu. Siyasi kütleler hapsi. Dediler biz kabul etmeriz. Yeni ha dediler biz bunlardan tenazül etmeriz. Hassamızdan kimseye vermeriz. Ben kimseden şey almıyorum ben. Ben kimsenin hayrına kalmamışım. Ben hakkımı isterim. Peki o zaman dedik koyun bir vizara teşkil edin. Yeni bir vizara. Reis vizara dedim ben hazırım. Kabul etsinler. İni dedi selamun. Döndük gene Sünnilere. Reis meclisi Nuhab dedi ben razıyım. Döndük Kürtlere. Doktor Beşir'e. Dedi biz razıyız. Bir yeni uzara istihdat olsun Türkmenler olsun. Ne olursa olsun. Türkmen uzara mühim dövgü nev'iyatı. Çubalı bazen tenkit ediler bizi canım bu nerede. Ama gel orayı gör bak uzara devletin ne kadar önemi var. Biz Çin'in orada işleri içinde. Bu iki. Üç. Şia tarafına döndük. Dedi kabul etmeriz. Sebep? Nişi? Nişi kabul etmezsiniz? Dedi çünkü bir balans var. 26 uzaranın içinde. Bir balans var. Sünni balansı var, Şia balansı var. Kürtler nediler? Dir Kürtler ne o ama Sünni balansının içindediler. Dir siz getirdiğiniz vezir ne olur? Şia olursa Sünni olur. Türkmen'e. Yeterli şu kalıp benden. Mesuzere içinde muadelen düşünürler. Muadelen düşünürler. Orada hesabat ediler. Aynen diyorsan altın kıraatıdır. Onidan vezindedir. Onidan hesap ediler özün. Ya dedik sana ne? Size ne biz? Ne şuuz kalı biz kimi veririk? Bizi dar tarafa koymayın. Siz karışmayın bize. Karışmayın bize. Sünni veririm, Şia veririm, Mesih'i veririm. Sana ne kalır? Ben iyi Türkman veririm. Bir Türkman veririm kafu. Orada üzümüzü ak etsin. Kabul etmediler. Kalkmışız ondan sonra dolanmışız. Bu 8 naip. Allah razı olsun. Hapsinden ben buradan sizi vasıtavuzdan Tlaafer'deki milletvekillerimize teşekkür ederim özlerinden ve Kerkük'tekilere hapsine teşekkür ederim. Allah razı olsun. Hapsi bir kelime oldular. Bütün naiblerimiz bir kelime oldular. Biz Türkmen isteriz. Ve biz sonunda gittik. Anlaştık. Merhum Allah rahmet eylesin ki bir gün sen her zaman zikretmek. O adamın çok eseri vardı. Bu televizyonun kurulmasında kimse onu unutmasın. Allah rahmet eylesin Hasan Özmen'in bu televizyonda basması var arkadaşlar. Doğru.
hapsınızdan çok, menden de çok, bütün alemden çok, birinci isteği, Meclis-i Nuvab'ın içinde tesis, fadaiye, Türkmaniye. Ve çıkarttığımız paradan 2 milyar, 3 milyar, 2011-2012 senesinde biz o paradan, Meclis-i Vuzara'dan çıkarttık bu televizyonun kameralarını, bilmem nelerini aldık. Allah razı olsun, onu biz koymuştuk vezir edeğin. Allah'ın rahmetine kavuştu. Ki bazı defa bir kısım unutur özünü, onu desinler. Maalesef türbesinin başına da bazen yani gidilmesi lazımdı. Onu da tarihten unutmamak lazımdır. Çünkü burada kimsesi yok ise ama biz burada onu anmalıyız. Aynı zamanda biz bu şeyden beraber baktık, rahmeti gittikten sonra geldik, anlaştık orta yerimizde. Bir bakan üzerine, Hiyem Hanım üzerine, Hiyem Hanım'ı getirdik. Hiyem Hanım bir gün Türkman diye temsil edir seni. Ben. Ne sünnedi ne şiadi. Ve meclisin de içinde iyi adımlar atıp, özellikle bu belediye hizmetleri içinde özü vasitti indi bizimle. Ben. Hem KRB meselesinde hem belediye nifayet meselesinde meclis uzarada bizim bu meselenin özü hem muhafızla hem belediyeden hem vezir maliyeden hem vezir belediyeden özü halakat vasıldı. Ve en son günlerde de bunu da diyeyim size, yeni bir görev verdiler özüne. O da meclis uzaradan bir karar alındı. Heyet el varidat el ittihadiye. Bale. Onun da başına reis uzarı onu getirdi. Varidat ittihadiye nanza para girir Irak'a. Özünün yanına girer. İndi o heyeti kurur. O ben tebrik ederim de. Bu da Türkmenlerin inşallah özleri için iyi bir şey olur. Son bir dakika içinde bunu anlatacağız bize. Bu Dirasel Türkmaniye'de ve Dirasel Kurdiye'de bir müşkül var. O da Dirasel Arabiye 6 dersen imtihan oldu. Dirasel Kurdiye'den Türkmaniye 7 dersen imtihan oldu. Bunun Dirasel Kurdiye'den Türkmaniye'de çok büyük bir şikayet var. Bunun içinde ne şekilde çözülecekti? Bir dakika burada anlatacağız bize. Bir yazı yazmışık. Bale. O yazının da içinde heyet-i raya sunmuşuk özünü. En yakın zamanda vezirden de, ben vekil vezirden görüştüm. Vezirden de yakında bir görüşmemiz var. Bu heyet-i raya'da Türkmenler de en az o Kürtçeyden ve Türkmenca resmi diye olsun. En az Türkmen gencine itimat etsin, imtihanda yararlı olsun özüne. İnşallah onu da demirim %100 gerçekleştiririk ama gerçekleştirmeye gideriz. Ama Türkmenca bölümünün üzerine lütfen okullarımız, müşriflerimiz, muallimlerimiz zalim olmasınlar. Türkmenci dirasasının üzerine zulmetmesinler talebelerimize. Eğer esilede, eğer tasihihte, eğer Irak ne şekilde yedir, kanun ne şekildeyse siz bu kadar baskı yapmayın bizim dirasanın üzerine. Bu dirasaya makayet olun, kaldırın özünü, yüksek edin özünü, kırmayın özünü. Lütfen talebeyden, muallimden iyi olakın ve bir kırmayakın özünü. Dirasa Türkmaniye elimizden giderse hukukumuz Irak'ta çok zafiyete gider. Erşed Bey, biz sizden teşekkür ederiz programımıza katıldığınız için. Çok sağ olasınız. Sağ olun. Sayın seyircilerimiz, programımızın sonuna geldik. Başka bir programda tekrar karşınızda olalım. Hoşçakalın.